Herkese merhaba. Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Ender Aydoğdu, iş dünyasından, inşaat dünyasından yakın dostumuz. Kamil Kazım Sarı iki isimli yakın dostumuz. O da Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı. Evet. Fütüristler Derneği'nde sürekli seçimler oluyor. O yüzden şu anda Başkan Yardımcısı. Tamam. Çok güzel iki konumuz var değerli seyircilerimiz. Bir tanesi yaşam biçimimizle ilgili, çalışma biçimimizle ilgili. Bir de Fütüristler Derneği'nin yeni bir çalışması, bir kitabımız var. Gelecek Bilgisi Terimler Sözlüğü. Fütüristler Derneği çıkardı. Bunu konuşacağız Kazım Bey'le. Bunu merak ediyorduk zaten. Bakalım içinde yeni kelimeler mi üretiyor? Onu konuşacağız. Konuşuruz. Tamam. Şimdi biz hayatımızda büyük değişiklikler oluyor. Devrim belki farkında değiliz ama devrim niteliğinde değişiklikler oluyor. Bu teknolojik gelişmeler, dijital uygarlık çağı diyoruz kısaca. Biz de burada neredeyse 5 yıldır bunları konuşuyoruz. Sanki böyle kendimizi şey gibi hissediyoruz. Matbaanın icat olduğu yıllardayız ama matbaanın ne olduğunun farkında değil İnsanlardan biri gibi hissediyoruz. Şu andaki değişimde bize öyle büyük değişiklikler yapacak ve bunu da zaman içinde anlayacağız. Siz bunu tespit ettiniz ve iş dünyasına yönelik bazı inovatif şeyler yaptınız. Bir anlatsanıza ne yapıyorsunuz? Önce hem sizi de tanıyalım hem de ne yaptığınızı öğrenelim. Biz bir iş geliştiriciyiz. İnşaat üzerine projeler geliştiriyoruz. Projelerimizden bir tanesi de bir hazır ofis projesi. Bunu biz bir marka olarak çıkarttık. Şu an bu markayı büyütmeye çalışıyoruz. Bunun gelişmesindeki en büyük amaç aslında bize zamanın getirdiği hız dayatması. Herkes o kadar hızlı bir şekilde işlerini geliştirip yürütmeye başladı ki herkes kendi alanındaki profesyonelliği bir başkasına devredip sadece kendi alanında ilerlemek istiyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Hazır ofis sunuyoruz. Hazır ofisin amacı ne? İşte diyorsunuz ki dekorasyonu, mobilyayı profesyoneller yapsın. Ben de kendi işimin profesyonel olayım. Bir başkasına profesyonellik yapayım. Böyle bir iş bölümü içerisinde hızlanıyorsunuz. Bu hazır ofise geldiğinizde sizin getirmeniz gereken tek şey bilgisayarınız, kişisel eşyalarınız. Kendi yükünüz kadar şey getiriyorsunuz. Hani dijital göçebeler vesaireler bir sırt çantası bilgisayarıyla gezip bütün işlerini yapabiliyorlar. Bunlar için de bir mekan gerekiyor. Bu mekanda bizim oluşturduğumuz hazır ofisler gibi düşünün. Yani siz peki benim ofise ihtiyacım var ama her gün ofise ihtiyacım yok. Yani zaman zaman ofise ihtiyacım var ama bir adresim olması gerekiyor değil mi devlet tarafından? Öyle mi? Nasıl oluyor? Biraz açsanız onu. Aslında adresinizi istediğiniz yer kendi evinizde de yapabilirsiniz. Tamamen iş kolunuzla alakalı. Bir takım yasalar her iş koluna müsaade edebiliyor. Kendi evinizde de yapabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var. Değişen süreçler var. İşte pandemi döneminde şey çok fazla artıyor. Remote çalışma çok fazla artıyor. Hızlı bir yükseliş var uzaktan orada. Uzaktan çalışma. Uzaktan çalışma artıyor. Daha sonrasında uzaktan çalışma, evden çalışma birazcık sıkıntılı olmaya başlıyor. Konsantrasyon bozuklukları, sosyalleşme bozuklukları gibi şeyler oluyor. İnsanlar ofise dönmek istiyorlar. Ama pandeminin vermiş olduğu bir evde çalışma özgürlüğü var. İşte bu şehir içi ulaşımdan vesaireden kaçabilme özgürlüğü var. Bu sefer diyorlar ki ben hibrit çalışayım. Hibrit çalışmak ne demek? Biraz evde, biraz ofiste çalışmam demek. Herkese de aynı lokasyonda iş sunduğunuz zaman, iş yeri sunduğunuz zaman erişim problem oluyor. Böylelikle ne oldu? İşte bu hazır ofislerin farklı şubelerinde herkes kendine yakın olan yerlerde çalışmayı tercih etti. İşte buna hibrit çalışma adını koydular. Biraz ofiste çalışıyor, konsantrasyon gereken dönemlerde. Evdeki dönemini kullanabiliyor. İkisini birleştirdi. Orada sosyalleşiyor, konsantrasyonunu arttırarak çalışabiliyor. Evde yapabileceği işlerini yapabiliyor. Biraz daha işi hayatın içerisine yaymış oldular bu şekilde. Yani mesela ben İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. Ofise ihtiyacım olduğunda evime yakın bir ofise gidiyorum ama iş arkadaşım mesela başka Avrupa yakasındaki bir ofise mi gidiyor çalışmaya? Avrupa yakasındaki bir şey. Farklı bir şubede çalışabiliyor. Şu an zaten teknoloji buna çok müsait. Siz işte Zoom'da, Meet'te vesaire gibi şeylerde spor salonları gibi mi ya? Spor salonlarında aynen. Da bir üyelik var ya. Aynı aslında sistem. Üyelik dönemindeyiz aynı şu sistem. Anda. Bir şeye üye oluyorsunuz.
Siz isterseniz seyahat de edebiliyorsanız o gittiğiniz şehirdeki aynı spor kulübüne de gidip spor yapabiliyorsunuz. Aynı benzer bir durum kulübü, var mı? Aynı spor kulübü olmasına bile gerek yok. Markalar kendi aralarında işbirlikleri yapıp farklı markaların şubelerini de kullandırtabiliyorlar. Bu çok büyük bir özgürlük. İstediğiniz her yerde çalışabiliyorsunuz. İşte nasıl bir otel kulübüne üye olduğunuzda gidip orada istediğiniz gibi onun indirimli şartlarıyla, onun standartında kalabiliyorsunuz. Bunu ofis için de yapabilirsiniz. Yani ofis sahibi olmuyorsun ve bir ofise abone oluyorsun. Aynen. Doğru. Abonelik sistemi. Çok güzel bir şey ya bu. Çok büyük bir özgürlük ve ben bunun dijital uygarlık çağına da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu abonelik, biliyorsunuz artık hele gençler hiçbir şeye sahip olmak istemiyorlar. Yani mülkiyet anlayışı da değişti. Bunu biz burada çok konuştuk. Abone olmak istiyor. Müzik platformları var. Biz işte plak alıyorduk, kaset alıyorduk. Onlar abone oluyor. Aidiyet kavramı değişti. Kredi kartımızda bir problem oldu. Aboneliği ödememişiz. Kızım panik oldu ya. Hani bir müzik platformuna aboneliğinin bitmesi... Dünyanın sonu gibi. Ama dinleyemiyoruz falan müzik. Gençler bir de yani ona abone oldu mu bütün sorunlar çözülüyor. Benzer bir durum ofiste de var diyorsunuz. Aynı doğru şey, mu? Aynı şey. Yani süper. Bunu özgürce kullanabiliyorsunuz istediğiniz her yerde. Artmış yani. Bir Avrupa'dan örnek vereyim. İngiltere'de 2007 yılların başında 2004'e kadar 100 bin metrekarelik hazır ofis varken bugün 2 milyon metrekareye ulaşmış. Daha biz Türkiye'de 300 bin metrekaredeyiz. Çok yolumuz var. Peki... Şimdi burada bir virgül koyalım. Ben Kazım Bey'e döneyim. Tabii. Biz tekrar konuşmaya başladığımızda şeyi konuşalım. Farkı ne? Yani bir sadece abonelik sistemi mi yoksa ötesinde bir şey sunuyor mu bu paylaşılan? Bunlara ne deniyor genel olarak? Paylaşılan ofisler mi deniyor? Hazır ofisler. Adı ne bunun? Aslında hazır ofis. Genel hazır ismi ofis. Bu. Paylaşımlı ve paylaşımsız olarak. Aslında paylaşımsız yoktu. Biz paylaşımsızı literatüre kattık. Paylaşımsızı. Oluşturduk, bunları, işi geliştirdik. Peki o zaman virgülden sonra bunları açalım. Tamam. Bunları detaylı bizim seyircimize anlatalım. Evet, Kazım Bey, gelecek bilgisi terimler sözlüğü diye bir şey çıkardı Fütüristler Derneği. Benim de üye olduğum bir... Evet, yönetim kurulu üyesi oldum. Eski yönetim kurulu. Yeni, devam. Devam, yedek miyim? Tamam. Peki, ne yaptık? Ne yaptık biz bunda? Bravo. Ben de şimdi öğreneceğim bu arada. En tembel yönetim kurulu üyesi. Ama takip ediyorum. İmza kesinlikle. Günlerinizi takip ediyorum. Çok gündem olduğunu biliyorum. Bazı üniversitelerin müfredatlarına mı girdi, aldıklarını biliyorum. Gerçekten sahip olunması gereken bir sözlük bu. Çok yeni bu. Onu çok yeni. 16 yeni. Kasım. Çok yeni ve çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Burada onu konuşuruz. Gerçekten terim ve kavram üretmek zorundayız. Evet. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ve her gün yeni maalesef İngilizce ağırlıklı olarak İngilizce terimlerle karşılaşıyoruz. Türkçemiz yenilir yani. Bunun ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Tam çünkü onu söyleyeceğim. Ben dil bilim alanından giren biriyim bunu konuşmak. Dil bilim mezunuyum diyeyim. Dil bilimi olsun. Biliyorum demeyeyim. O bir formasyonu, 30 yıldır, o bir bilgi evet. En azından önemini biliyorum. Hı-hı. Benim çalışma alanım o değildi. Linguistics'in ne olduğunu biliyorum. Evet, söz sizde. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle birinci kısma girizgahı biraz içini doldurayım. Gerçekten çok ciddi katkılar oluyor derneğe. Hani öyle ismin önünde yedek final kısmını düşünmeden. Sağ olun, onu yani, her zaman biz hep beraberiz. Yaptım. Ben de şimdi onu tekrar geri döndüreyim. Şimdi bu gelecek bilgisi terimler sözlüğü aslında ansiklopedik sözlüğe biraz benzetmeye çalıştık ama çıkış sebebi tam da dille ilgili sorudan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi Atatürk Cumhuriyet'ten sonraki devrimlerine baktığınız zaman Türkçe bir teknoloji dil değildir, teknoloji dili değildir, ne yapacağız sorularıyla karşılaşıyor. Çünkü artık teknoloji dışarıdan geliyor, başka dilden geliyor. İngilizce dediğiniz gibi çoğunlukla. Bir ara Fransızcadan gelmiş, bir ara İtalyancadan gelmiş. Dolayısıyla burada bizim de geçen dönem Dr. Mustafa Aykut'un başkanlığı zamanındaki dönemde yine hep beraber birlikteydik yönetimde. O zaman başlayan bir hikayedir bu. Yaklaşık 4 yıl sürdü bu kitabın oluşması, çıkması. Orada da aslında bizim
kendimize rehber aldığımız bir yapıt var. O da 1981 yılında basılan Bilişim Terimleri Sözlüğü. Hmm. Doktor Aydın Köksal Üstad, ki burada da bizim çok yanımızda oldu. Zaten birçok kelimeyi o kazandırdı. 2000'e yakın kelime. 2000'e en meşhurlar hangisiydi? Bilgisayar. Bilgisayardan başlayabiliriz. Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi. Ben de Hacettepe mezun olduğum için buyurun. Oradan tabii. Hocaya... Tabii. Hocayı biliyorum. Hocanın yani ilk, hocayı biliyorum. O zaman böyle daha iyi olacak. Hocanın ilk kullanmaya başladığı kelime yazılım. 1966. Yazılım. Evet, yazılım kelimesi. Orada malumat processing diye geçiyor. Bilgi işleme çeviriyor onu. İşlemeye ve ondan sonra da gidiyor. Müthiş bir savaş veriyor. Ondan yazıcı sonra... da çok önemli bir tabii, kelime. Tabii, yazıcıyı hepsi. Hepsi. Yani şu anda bizim duyduğumuz, konuştuğumuz, hatta yurt dışında geçenlerde sohbet ediyorduk. Türkiye Cumhuriyetlerinde Türkçenin içinde bile bu kelimeler, siz bilgisayara ne dersiniz diye sormuşlar hocaya. Hoca durdum diyor. Aa, süper. Çok çok güzel, çok önemli. Şimdi bizim hikayede öyle başlıyor. Mustafa Hoca sağ olsun o dönem hedefini koydu. Muhakkak bu dil meselesini çözmeye başlamamız lazım. Çünkü yine linguistics tarafından... Kelimeyle başlayan bir şey dile geçip aksiyona geçtiği zaman kültür olmaya başlıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizdeki... Linguistik relativity deniyor. Evet. Sapir-Whorf hipotezi o. Yani dilimiz aslında düşüncemizi de kesinlikle belirliyor. O yüzden evet, mesela hani birazdan konuşacağız. Paylaşımlı ofis, paylaşımsız ofis. Koyduğumuz isimler sandığımızdan çok daha önemli. Kesinlikle. Şimdi hemen iki kelime örnek vereyim. Hı hı. Biri çok da ilgisiz gibi görünüyor ama konuyla ilgili. Yabancı gelen bir kelimenin Türkçemize katılması bir süreç. Ondan sonra yerleşmesi bir süreç. Bazısı kabul edilmiyor çünkü. Tabii. Bazısı sıcak görünmüyor. Örneğin biz dijitale sayısal demeyi tercih ediyoruz. Sayısal deyince başka şeyler anlaşılıyor. Hı. Teknoloji derken teknoloji artık... Türkçe gibi konuşuyoruz ama ona uygulama bilimi demeyi tercih ediyoruz. Türkçe bir de bu kitapta özellikle dikkat ettiğimiz başka bir şey, arı Türkçeyi kullanmaya çalıştık. Şimdi bu zamanda çok karikatürize edilmiş bir konudur. Şöyle bir şey var. Kelimeler aslında ikiye ayrılır. Transparan kelimeler, evet, opak kelimeler. Evet. Mesela opak kelime papuçtur. Hı hı. Onu öğrenmek, ezberlemek gerekir. Hı hı. Ama ayakkabı, evet, transparan bir kelimedir. Bravo. Ayakkabı, kafatası, işte masa örtüsü gibi, televizyon sehpası, hmm, kendi ayakları üzerinde durur ve bir açıklamaya, evet, ihtiyacı yoktur. Ama opak kelimeleri öğrenmemiz ve ezberlememiz şimdi gerekir. Ne kadar çok transparan kelimemiz varsa o yüzden... İşte bilgi sayar, evet, evet, muhteşem bir kelime. Çok, yazıcı, evet, muhteşem bir kelime. Türkçe'de sektörde belki karşılaşıyorsunuz. İnşaatta su basman diye bir şey vardır, bir kelime, evet, vardır. Anlamı nereden gelir biliyor musunuz? Nerede? Sub basement'tan gelir. Hep kullanıyoruz, hiç fark etmemiştik. Evet, su basman diye temel seviyesine sıfır kota gelirsiniz, orası su basmandır. Yani orası alt bodrumdur, sub basement'tır. Ama teknoloji bilgi oradan geldiği için o şekilde... Tercüme edilmiş. Tercüme bile değil, uydurulmuş. Onun bir su basmanın, hani su basar mı basmaz mı değil, öyle gelmiş. Böyle kelimeler de var. Bizim dolayısıyla kelime evet, çok işi... Çok değerli bir çalışma, evet, öncelikle gerçekten. Çünkü emeği geçen herkesi tebrik yaklaşık edelim. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip var çünkü bunun arkasında. Çünkü bu çok iyi bir başlangıç ama işin kötüsü bu aynı zamanda da durmayan bir süreç. Evet. Eminim bu kitap matbaaya giderken bile yeni terimler listemize Türkçemize başladı, girmeye, evet, başlamıştır. Tabii tabii, giriyor. Buradaki ikinci konu başlığı, zamanı iyi kullanın diye daha detaya girmeyeceğim, tamam, ama mesele şuydu. Biz fütüristler olarak, gelecek bilimciler olarak karşımızda muhatap alındığımızda insanlar bir teknolojiyi bize soruyor. İkincisi de kurgu bilimi soruyor biliyorsunuz, evet, karşılaştığımız. Ama bunun altında sırf şu kitapta 200'e yakın terim var ki her birinin, biz ansiklopedik derken sayfa düzeninde göreceksiniz. Sadece İngilizce, Türkçe karşılığı değil, bir Türkçe'de uygulanabilir önerisi de var.
Üç başlık var. Altında da bir paragraf, iki paragraf. Nedir, nereden çıktı, ne şekilde ortaya çıktı, tarihi nedir, tarihçesi nedir, onları da anlatmaya çalıştık. Şu anda aslında amacımız tam da nokta yerine ulaşıyor. Ders kitabı olarak kullanılması çok önemli. Üniversitelerde K12'ye indirmeye çalışıyoruz. Bakalım. Çok bazen böyle çok muhteşem kelimelere rastlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Mesela augmented reality, arttırılmış gerçeklik. Tam böyle cuk oturmuş değil evet, mi? Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, çok güzel kullanabileceğimiz bir kelime. Burada da çok güzel kelimeler görüyorum. O yüzden ilgilileri demiyorum. Herkes bu terimler sözlüğünü bir şekilde edinsin derim. Şu anda daha güzel bir Türkçe'ye ihtiyacımız var. Yani çağa adapte olan bir Türkçe'ye bizim katkıda bulunmamız gerekiyor. Kim katkıda bulunacak ki? Bizler bulunacağız. Çünkü ya teknolojiyi Türkçe üretmek zorundayız ya da birileri üretiyorsa da alıp bunun karşılığını Türkçe bulmamız gerekiyor. 20. yüzyıl, 20. yüzyıl İngilizcenin hakim olduğu bir yüzyıldı. 21'de de devam ediyor teknolojik olarak en azından ama biz de burada mücadele etmek zorundayız. Yine bir virgül koyalım. Sonra istediğiniz yerden devam ederiz. Bu terimleri konuşuruz. Gelecek geliyor da bizim de ona Türkçe kelimelerle yetişmemiz gerekiyor. Süper. Çünkü harika, çok hızlı geliyor. Peki Ender Bey, ne konuşuyorduk? Kelimeden gidelim hadi. Bakalım kelimelerin altını dolduralım. Paylaşımlı, paylaşımsız. Evet. İngilizceleri var mı bunların yoksa bizim bu koyduğumuz kelime? Serviced office diye başlık, ana başlık altında. Ama o değil. İşte shared places denilebilir. Yani şöyle bir şey var. Biz direkt Türkçemizden gidelim aslında. Yok şunu çünkü demek istedim. Dünyada da örneği yok. Ayrıştırdık bunu. Yurt dışında bir proje benzeri vardı da alıp Türkiye'de mi uyguladınız? Yoksa biz burada bunu kendimiz mi ürettik? Dünyada başlayan bir akımı Türkiye'de biraz daha üstüne katarak geliştirerek bir ürün çıkarttık ortaya. Yani burada şöyle bir şey vardı. İnsanlar hazır ofislere niye gidiyorlardı? Maliyet endeksli bir durum var ortada. Ortada paylaşımlı bir alan içerisinde size bir masa tahsisi yapılıyor ya da masa tahsisi yapılmıyor. Boş bulduğunuz masaya gidiyorsunuz üyelik sisteminde. Aynı spor salonundaki gibi boş bulduğunuz bir spor aletini kullanıyordunuz. Burada da boş bulduğunuz masayı kullanıyordunuz. Bazı sistemlerde masa size tahsis ediliyor. Ama burada bir konsantrasyon bozukluğu var açık alanda. Farklı amaçlara hitap eden işler için çalışan kişilerle bir aradasınız. Mahremiyet sorunu var. Mahremiyet problemi var. Telefon görüşmeleri var, karşılıklı toplantılar var, fikir alışverişi var. Bunların hepsine maruz kalıyorsunuz. Bir konsantrasyon gerekiyordu. Aslında bu startuplar için güzel bir ortam, güzel bir kuluçka merkezi ama biraz daha sermayesini büyütmüş şirketler için biraz daha izole alanlar gerekiyordu. Biz ne yaptık? Paylaşımsız hazır ofis dedik. Yani kendi kapısı var, çekiyor kapısını, kendi WC'si, hijyen alanı, mutfağı vesairesi var, içeride kendi alanı var. Ekibiyle birlikte aynı amaca hizmet eden kişiler bir arada çalışıyorlar. Daha izole bir ortam, daha prestijli bir ortam. Diğerinden biraz peki daha... Peki bu dediğiniz kapısını kapadım, bir oda, toplantı masası var, koltuklar var, tuvaleti var, hijyen. Bu... Aynı şirkete mi ait yoksa bir süre mi kullanıyor oraya gidiyor? Ne kadar isterse o kadar kullanabiliyor. Minimum ama bir ayda başlayabiliyorlar. Terk edebiliyor orayı. Tabii, sonra çok basit. Başka biri. Bir otel gibi mi? Şöyle bir otel gibi. Oteldeki kullanabildiğiniz kısa süre içerisinde kullanabiliyorsunuz bunu. Aynı sürelerde. Burada sadece ofis için bunu minimum bir aylık sürelerde biz peki, sunuyoruz. Peki. Yanlış bir soru olabilir ama sormak zorundayım. Benim adresim neresi? Ben bu ofislerden birini bir ay kullandım. Sonra iki ay kullanmadım. Sonra bir ay daha kullandım gibi bir yıl içinde toplam dört ay kullandım değişik zamanlarda. Benim adresim hala orası mı? Şimdi resmiyette siz maliyeye bildirmek istediğinizde adres olarak burayı gösterebiliyorsunuz. Siz dönemsel olarak burayı kiralayabilirsiniz. Biliyorsunuz iş alanında bir globalleşme söz konusu. Yönetim merkezi başka bir ülkedeyken üretim merkezi farklı bir tarafta olabiliyor. Yönetim merkezi oraya bir ekip atayıp, bir mühendis grubunu atayıp fabrikada çalışma yaptırtabiliyor. Ve onların bir dönemsel çalışacak yere ihtiyaçları var. Fabrika ortamı uygun olmayabilir, yer olmayabilir. Bu tip ofisler onlar için olanak sağlıyor. Dönemsel orada herhangi bir adresi göstermelerine gerek yok. Onlar iki ay çalışıp gidecekler, bir ay çalışıp gidecekler. O ekip orada çalışacak.
Peki, iş üretecek. Peki bir yıl mesela 12 ay boyunca sekreterlik servisi var mı sekreterlik mesela? Sekreterlik servisi var. Bir sürü servis var içeride. Yani hukuk danışmanlığı var, muhasebe danışmanlığı var. Ondan sonra içeride ciddi büyük bir spor salonu var. İşte yüzme havuzu var. Kendi yemekhanesi var, restoranı var, coworking alanı var, toplantı odaları var, konferans salonu var. Bütün bu hizmetleri bir araya getirdim. Coworking'in Türkçesini söyleyelim. Coworking'in Türkçesi. Birlikte çalışma alanı olur mu? Birlikte çalışma alanı doğru. Doğru birlikte aslında. Birlikte çalışma alanı olur. Coworking var mı sözlükte böyle bir şey? Orada yok. Hemen listemize ekledik. Collaboration'dan geliyor aslında. Birlikte çalışma alanı. Co-labor tabii. Biz ne yaptık onun için? Toplantı odalarının önünde bir alan ayırdık. Toplantı odasında çalışan bir ekibe veri üreten başka bir ekip de dışarıda onun hemen kenarında çalışabileceği bir alanı var. Ayrıca özel ofisinde dışında bu çalışmayı yürütebiliyorlar. Böyle biz ortak alanları orada ofisi olan bir kişinin çalışmasına uygun şekilde tasarladık. Dışarıdan bir kişi gelip ortak alanda sadece çalışamıyor. Bu o yüzden farklı bir ürün diğer hazır ofislere nazaran. Biz o yüzden buna paylaşımsız hazır ofis. Onu da biraz anlatsanıza diğerleri. Hani paylaşılan ofisleri de biraz anlatır mısınız? Oradaki mesela bir gün nasıl geçiyor? Nasıl çalışıyorlar? Mesela 24 saat açık mı orası? Oralar? Yani 24 saat açık olanlar da var. İşte 12 saat açık tutanlar da var. Mesai saati içerisinde sabah 9, akşam 6 çalışanlar da var. Ama genelde 12 saat üzerinde sistem işliyor. Burada ne oluyor? Sabah geldiniz, normal bir giriş kartınız var üyeliğiniz olduğu için. İçeri giriyorsunuz ve gidip masanızda çalışıyorsunuz. İçeride günlük ihtiyaçlarınızı hitap eden işte çay, kahve vesaire servisleri var. Bunları alabiliyorsunuz. Ama bunların hepsi ortak alan. Çalıştığınız yer de orada, mutfak da orada, WC de ortak. Bir farklı bir olabilir, şirketlerle bir aradasınız. Olabilir, yapılan işe göre olabilir bu. Bu tercih edilebilir yani, bir şey. Tercih bu. Edilebilir, birçok evet. Kişi bunu seviyor bu arada. Evden çıkıp evet, oraya gitmeyi sosyalleşme olarak da görüyor. Networking de var orada tabii. Aynen. Networking'in Türkçesi ne? Networking'in Türkçesi? Eyvah. Networking'in Türkçesi. Orada yok. Ona bakalım ya, bakalım. Çaktırmadan. Networking'in şöyle, yani konuyu bölmüyorum ama bazen bir kelime de uymuyor. Bizim biliyorsunuz onu bir cümle haline getirmemiz gerekiyor. İşbirliği içinde olan insanların ağı diyebiliriz mesela. O zaman bir kelime olmadı. Bakacağım valla. Tamam. Ağ oluşturma gibi bir şey söylüyor. Ağ evet. Oluşturma. Ağ oluşturma, bağlantı İnsanların kurma. İnsanların bir ağ. Çok güzel bir kelime gelmedi evet, bana. Onun için. Çalışmak lazım. Evet. Buradan eğer bizi seyreden genç seyircilerimize seslenelim. Networking yerine, network yerine Türkçe bir kelime. İnşa. Networking inşa diyebiliriz de networking biraz değişiyor. Networking tabii onun fiil hali. Fiil hali. Fiil hali. Evet. Peki özür dilerim. Şöyle bir istatistik var mı? Mesela paylaşılan bir ofisten bahsediyorum. Normalde paylaşılan ofis olmasa 10 tane ofise ihtiyaç varken paylaşılan ofisle bu yani ofis sayısını düşürüyor. Bir ofis var 10 kişi çalışabiliyor. Evet. Paylaşılan ofisi olmasa 10 ayrı ofis kurmaları gerekecek ya da 100. Doğru mu? Doğru. 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 Böyle bir istatistik var. Kaç rakamlar ne diyor? Bir paylaşılan ofiste kaç firma aynı anda çalışabiliyor bir yıl şöyle içinde. Şöyle bir rakam var. Şöyle böyle bir rakam. Spor evet, salonu gibi düşünün. Spor salonunda 20 tane koşu bandı vardır. Ama gün içinde biri geliyor biri gidiyor. Orayı mesela 20 değil de 200 kişi kullanıyor olabilir benzer. Paylaşımlı ve paylaşımsız ofisi kıyasladığınızda sizin konfor alanınızla alakalı aslında. Paylaşımlı bir hazır ofiste kişi başına 2,5 metrekare ile 4 metrekarelik bir alan düşüyor. Ama paylaşımsız hazır ofise geldiğinizde kendi alanınızda kişi başına ortalama 9 metrekarelik bir alan düşüyor. Konforlu olduğu kesin. Ben burada şunu demek istiyorum. Bu tarz hazır ofis ya da paylaşımlı ofisler sayesinde daha az binaya ihtiyacımız olabilir kesinlikle diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. İstanbul'un her yerine ofisler yapmak yerine daha az ofis yapıp bunu da paylaştığımızda keşke... Bunu da size soralım. Keşke konutlar da abonelik sistemi olsa. Böyle harika bir şey var mı? Var.
Airbnb böyle mi? İsmini vermek istemem. Abonelik sistemi değil ki ama. Abonelik değil, kiralayabiliyorsunuz ama. Otel gibi şu kadar. Yani. Ben diyorum ki ben bir tıpkı spor salonuna abone olduğum gibi bir inşaat şirketine abone olayım. İstanbul'da da yaşayayım, Ankara'da da yaşayayım, New York'ta da, Londra'da da aynı benim bir kartım olsun. Kendi herhalde o yapay zeka onu halleder. Evet. Bana der ki işte sen bu aboneliğinle İstanbul çok ilgi görüyor. Hı-hı. İstanbul'a yılda ancak 45 gün kalabilirsin. Ama işte ne bileyim başka bir şehirde, Manchester'da şu kadar. 90 gün kalabilirsin. Para değişmez. Bak çok güzel bir iş. Şu var anda böyle sadakat sistemine dayalı sistemler var ama genelde gene tatil amaçlı kullanıyorlar. Bakın ben şu anda çok acayip bir fikir bulmuş olabilirim. Evet. Biz bunun üzerine çalışırız. Abonelik. Benim o kadar ya çok güzel değil mi bu mesela? Devre mülk sistemi vardı hatırlarsanız. Devre mülk. Evet, devre mülke yakın bu. Evet. Ama benim elimde böyle bir şey var. Bir kart var, abone kartı. Ve İstanbul'da, Singapur'da, New York'ta, Londra'da, Antalya'da, Bodrum'da her yerde ben istediğim zaman istediğim evde oturabilirim. Sadece işte bir kredim var. Eğer çok uzun süre Bodrum'da kalmışsam başka bir yere gidemem gibi bilmem. Onu bulunur onun çözümü herhalde. Devre mülkü yabancı 80'li yılların sonunda yapan birkaç tane şirket vardı. Belki hatırlarsınız. Biliyorum. Bütün globalde yani sadece listeden siyer seçip ben şu hafta burada, bu hafta burada olmak istiyorum diyebiliyorlardı. Bu o bilgisayar öncesi. O devre mülk aslında böyle devre tatil gibi bir şeydi. Ben, evet tabii ihtiyaç. Ben böyle ben devre tatil daha kolay. Hı-hı. Bu böyle hatta yaşam böyle tekne de yapabilirsiniz. Hı-hı. Tabii ki. Tekneyi de paylaşabilirsiniz. Evi paylaşabilirsiniz. Evet, tekneyi paylaşabilirsiniz. Ciddi bir israf önüne geçmiş olursunuz. Müthiş. Yani bütün bu mobilyalar, dekorasyonlar vesaireler falan bunların hepsinden kurtulmuş halde olursunuz. Bunu neden diyorum biliyor musunuz? Mesela artık eskisi gibi değil. İnsanlar daha çok seyahat ediyorlar. İş nedeniyle de bir yerde yerleşip kalmak da istemiyorlar. Yani buradan adam yurt dışına gidiyor, orada işleri gücü var, bir ay iki ay kalıp geri dönecek aslında, oraya yerleşmeye gitmiyor. Ama her gittiği yerde bir konut sorunuyla karşı karşıya geliyor, ev kiralamak zorunda. Ev kiraladığın zaman mutlaka en az bir yıl kiralamak zorundasınız. Galiba Amerika'da 6 ay ama ülkeden ülkeye değişiyor, Türkiye'de bir yılın altında kiralama pek yapamazsınız. Şu anda gene o demin bahsettiğimiz şirket bunu güne kadar indirgemiş vaziyette ama iş amaçlı ben tatil onlara değil. Otel gözüyle bakıyorum. Okay. Yani o konutu otelleştirme olacak projesi o. Ben onu demiyorum. Benim elimde bir sadakat kartım var. Hı-hı. X şirket. Şirketin adı da X de diyemiyorsun artık. O da Twitter'a gidiyor ya. Bir X'imiz vardı elimizde. O da gitti. Rütük'ten ceza almadan onu kullanabiliyorduk. X de diyemiyoruz artık. Yani bir alfa da demeyelim belki öyle de bir inşaat Kapat şirketi ya. Var ve ben ona abone oluyorum. Hı-hı. Diyor ki bana bir sistemle geliyor, istediğin şehri seçebilirsin diyor oturmak için. Güzel. Bence ilginç, eğer işi müsaitse bazı çünkü girişimciler var illaki İstanbul'da oturmak zorunda değil ama biraz İstanbul'da da oturmak istiyor. Yani ben ya İstanbul ya hiç diye bir şey yok ki. Ben burada 1-2 ay kalmak istiyorum. 1-2 ay işte Çanakkale'de oturmak istiyorum. Böyle bir abonelik olabilir. Niye ben konuşuyorum? Buyurun. Kişisel eşyalarınızın depolanabildiği de bir seçenek sunarsanız farklı lokasyonlarda gayet uygulanabilir bir sistem. Şimdi gelecek konuşacaksak o zaman işi büyütebiliriz. Kapsül sistemi var. Kapsülü alıyorsunuz. Konteyner gibi bir şey düşünün. Götürüyorsunuz başka bir şehirdeki inşaata monte ediyorsunuz. Eviniz orası oluyor. Ama bu biraz daha buna var. Bu sinemada ancak olabilir. Yani. Bu yakında olacak ya. Tamamen peki yaklaşımla ilgili kafa yapısı. Tamam ilgili. Yine virgül koyalım. Devam tabii ederiz. Bu nasıl başladı? Yani onu, nasıl gelişti? Kelimeleri nasıl seçtiniz? Tam onu anlatayım o zaman. Dediğim gibi 4 senelik bir hikaye, fikir masanın üstüne geldi. O sıradaki çalışma grubumuz da bizim. Hemen organize olduk. 5 kişilik bir ekip. Dedik ki bunun bir ilk önce literatür araştırmasını yapalım, güncelleyelim. Çünkü dediğiniz gibi çok hızlı değişen terimler.
İlk başta öyle başladı ama bu arada bizim gene dernek olarak yurt dışında iletişimde olduğumuz, işbirliği yaptığımız diğer enstitüler, gelecek üniversiteler, bu konuda bölümleri olan çalışan üniversiteleri bir taradıktan sonra bir liste oluşmaya başladı. Bunlar İngilizce ağırlıklı kelimelerdi. Sondan güncelden daha geriye doğru giderek de bir sıralama yaptık. Bunun ilk önce tercümesi yapıldı. Birebir kelimenin tercümesi yapıldı. Evet, burada görüyorum. Evet. Şöyle, Türkçe yaygın kullanım, evet. Türkçe öneri kullanım, evet. İngilizce kullanım. Evet. İngilizcesi mutlaka var. Evet, İngilizceden başladı çünkü. Bu dernek, bu kitap, bu sözlük diyelim, evet. Pardon, düzeltiyorum. Bu sözlük İngilizce ile Türkçe arasındaki bir, evet, mücadele bu. İşte yani tam şöyle bir hedefi var. İngilizce gibi üretilmiş bir kelimeye, evet, Türkçe karşılık bulma sözlüğü bu. Bravo. Ancak sözlük derken demin bahsettiğim gibi sadece orada hani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü, lügatı gibi bir kelime, bir kelime, bir kelime, bir kelime değil. Bir de mesela güncel bir konu, yapay zekaya, artificial intelligence denilen şeyi yapay zeka olarak tercüme etmekle birlikte yapay anlayış olarak kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi bu Türkçenin o zaman hani karşılıklı tarafı değil de bize daha uygun olduğunu düşündüğümüz, önerdiğimiz şekil. Çünkü biliyorsunuz zeka, akıl, bunlar her zaman karşılıklı tartışılan şeyler. Çok zor şeyler. Konular ya. Mesela, evet, sanal gerçeklik, evet, içinde bir paradoks bulunduran, evet, bir kelime. Ya da gerçek, sanal gerçek var değil. Hı hı. Evet. Gerçek olmayan gerçeklik zor bir, aynen, konu. Sanal, evet, gerçeklik gibi doğru bir kelime değil aslında. İşte şu anda kullanıyoruz. Belki mesela bu biraz daha oturacak. Mesela burada İngilizce digital literacy, evet, Türkçe yaygın kullanım, dijital okuryazarlık. Şimdi orada sayısala dönmek istiyoruz. Sayısal okuryazarlık. Evet, çünkü şimdi, evet, dediğinizde çok haklısınız. Sayısal okuryazarlık bana bir şey ifade bizde etmedi. Bizde sayısal bambaşka şekilde kullanılıyor zaten. Çok sayısal galat sayısal mı sözel olmuş, yoksa sayısalın başka bir anlamı var? Sayısal sözel diye bir kere şu anda milyonlarca insanın kafasında oluşmuş, evet, bir şey var. Onu kurmak çok kolay değil. Dijitalin karşılığı mıdır sayısal? Digit, sayısal. Doğru. O zaman bunu anlatmak lazım. Tam da yapmak o istediğimiz zaman, o zaten. Sayısal okuryazarlık, evet, bence çok güzel bir kelime ama bu uğraşacağız. Derdini anlatmıyor, evet, şimdilik. Hemen çok güzel bir kelime, uzgörü. Çok uzgörüyü konuşalım. Evet, evet, açalım onu. Ne uzgörü, diyoruz? Uzgörü foresight. Foresight. Şimdi öngörü? Insight. Insight. Dolayısıyla insight mı öngörü? Çünkü o şekilde, o mesafede kullanılıyor. Yani biz şu anda burada bir şey konuşurken benim anlatılan konu hakkında bir insight'ım oluşuyor. Ama o burada, hmm, öngörü olarak konuşuyor. Dediniz ya, gelecek konuşacaksak o zaman bunun 10 sene 20 sene sonrasını konuşacaksak onun foresight olması gerekiyor. Ona, hmm, da uzgörü demeyi biz uzun zamandır kullanmaya çalışıyoruz. Çok güzel, programımız biraz da İngilizce dersi gibi de oluyor. Evet, ama tam, evet, konu ama bu konuya, değerli seyircilerimiz, bu konuya biraz dalarsanız, evet, yani bu konuda zaman harcarsanız İngilizceniz gelişir. Kesinlikle. Ve Türkçeniz gelişir. De gelişir. Zaten yabancı dili öğrenmek ana dili çok geliştiriyor. Hı hı. İkisi beraber gittiği için bu ne bu ne. Mesela çok güzel bir kelime söylüyorum size. İngilizce kullanım distopya. Türkçe yaygın kullanım distopya. Distopya. Türkçe öneri kullanım distopya. Distopya. Olur. Şimdi gelin bunu birlikte geliştirelim. Evet, distopyanın... Biz bunu... Bu şu demek, distopya bir kelime bulamadık demek. Evet. Doğru mu? Evet. O da güzel. Daha doğrusu, evet, aradık bulamadık. Ama dernekte şu anda ilk önce dernek için de yaptık. Yavaş yavaş bunu eğitim kurumlarına da açacağız. Önerileri bekliyoruz. Yani üyelerimizden. Aklıma şey geldi. De, buyurun. Bu kelimelerden bir yarışma yapsak. Her şey olur. Ödüllü bir yarışma. Değil mi? Hı-hı. 10 tane kelime belirlesek. Genç arkadaşlara desek ki buna en güzel Türkçe karşılığı bulanlara. Kesinlikle. Bir sponsor bulalım, cep telefonu hediye edelim. Hemen mesela notumu aldım. İlk toplantıda konuşacağız bunu. Buradan, kesinlikle, da duyuralım sponsorlara. Evet, evet. Çünkü hem bu işe zaman ayıracak genç arkadaşlar bir karşılığında bir ödülü olsun. Çok güzel bir çalışma. Çok yaratıcı olabileceklerdir. Evet. Bu arada böyle çok kelime bulabiliriz. Çok var. Bizim çalışan. Aa, çok güzel. Hangisi? Ama var mı? Deep learning, evet, derin öğrenme, evet, güzel. Evet. Deep internet, dark internet, evet, koyu internet. Onlar oturdu. Şimdi şöyle bir şey dikkatimizi çekti mesela. Muhatap olan kişi, yani bunu okuyan kişinin
kuşağı daha gençleştikçe kabul daha kolay oluyor. Hani eskiden böyle bir kalıplaşmış bir şey var. Hazırlayan ekip yalnız burada haklarını vermemiz lazım. Çoğunu zaten tanıyorsun, biliyorsun. Hepsi üniversite öğrencisi ya da en erken en fazla 2-3 sene mezun olmuş vaziyette. Müthiş bir ekip var biliyorsun. Biliyorum dernekte. Ve buna çaba harcamaları da gerçekten çok takdir edilmesi çok gerekiyor. Değerli. Çünkü açık konuşalım. İngilizce biliyorsa genç arkadaşımız ve bunu İngilizce konuşuyorsa böyle bir şeye tabii ihtiyaç da duymayabilir ama Türkçemiz bundan çok zarar görür. Kesinlikle görüyoruz. Yani gerçekten bu kelimelerin Türkçesini bulmak zorunluluğumuz var bizim hepimizin. Bir hedefimiz de tam dediğimiz oydu zaten. Yoksa yani zaman içinde çünkü öyle katlanarak gidiyor ki bu gelişmeler evet, hızdan dolayı bir müddet sonra gerçekten Türkçeye gerek kalmayabilir. O zaman size bir öneri, bizim bazı listelemelerimiz var, bir de böyle bir neşeli olsun diye. Hyperloop. Hyperloop. Hız yuvar. Da, hız yuvar. Bunu da test etmek lazım. Tabii tabii. Mesela bu kelimeler karşıta yani gençler, genç arkadaşlar arasında bir şey ifade ediyor mu? Evet. Yetişkinler ifade etmeyebilir. Evet. Etmek ama zorunda da değil. Etmiyor çok zaten. Önemli değil. Yani konuyu bilmiyordur ama genç arkadaşlar konuyu bilenlere bir şey ifade etmesi gerekir. Konuyu bilmeyenlere bir şey keşke onlara da ifade etse ama etmeyebilir. Çünkü teknolojiyi yakından takip etmiyor bilir. Hyperloop, hız, yuvar. Yuvar diye bir kelime var mı? Yok. Yok mu? Yuvarlanmaktan geliyor. Loop'tan geliyor. Bilemedim. İşte ne, tam da bu yarışma bir an itiraz etmek geldi içimden ama o da, o çok itiraz etmeyi de doğru bulmuyorum. Evet, evet. Böyle bulunur bu kelimeler. Evet. Yadırganabilir. Tabii ki. İlk önce yadırganabilir. Tabii. Türkçe'de ne kelimeler vardı yadırganıyordu. Şimdi mesela bizim hocamız Hacettepe'de çok söz gelimi kelimesini çok kullanıyordu. Garip geliyordu söz gelimi. Bugün ama öyle bir sorun yok. Zaman zaman her şeyi tedavi ediyor aslında. Peki son 10 dakikamız kalmış. Şöyle, son bir şey söyleyeyim mi? Biyoçip. Biyoçip. Çip. Çip. Yonga. Yonga mı? Yonga. Biyoçip. Bu ciddi kullanılıyor şu anda. Biyoda da yaşam yongası. Ya bence bu sözlük vesilesiyle çok, bu çalışmaları yaymak lazım genç arkadaşlara. Buradan da duyuru bu kelimeleri yapmak isterim. İlgilenenler ama şöyle yapalım. Hem ödüllü bir yarışma olsun hem de hani literatüre de bulanın ismi geçsin. Tabii tabii. Değil mi? O da çok değerli. Peki 10 dakikayı süper değerlendirelim. Özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa ben birkaç şimdi, dakikada. Hocamın söylediği şeylerden bir şeyler çıkarttım. Ne güzel. İşte uzgörü dedi, hız yuvar dedi. Her şey aslında zamanında popülaritesini yakaladığı zaman başarılı oluyor. Bizim bu oluşturduğumuz sistemi dijitalde yapmaya çalıştılar. Ethereum Tower vardı biliyorsunuz. Bütün herkes gitti oradan kendine yer aldı. Ne yapıyordunuz? Oradan bir ofis veya daire satın aldığınızda fiziki olarak bir şey satın almıyorsunuz ama Ethereum Towers'ın içerisinden bir yer aldığınızda oradaki üniversiteye gidebilme, Ethereum Towers'ın içerisindeki şirketlerde çalışabilme Metaverse evreninden bahsediyoruz. Metaverse dünyasında bunlara sahip oluyordunuz. Ha ne oldu? İşte hız yuvar diyorsunuz değil mi? Popüler olmadı. Şu anda belki zamanı gelmedi, gelecek bilmiyorum ama bir çeşit bizim sistemin sanal halini yaptılar. Bir üyelik sistemi yaptılar orada. Bir fiziki bir şey satın almıyorsunuz ama oradaki imkanlara erişiyorsunuz. Bizimki de aynı onun gibi işte. Üyelik ve içerideki imkanlara sahip oluyorsunuz. Bizim işimizin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Biz oluşturduğumuz markayla farklı lokasyonlarda da olmamız gerekiyor. Ben şu anda rakamlara baktım. Şu an Türkiye'de 300 bin metrekarelik bir hazır ofis markası var, alanı var. Bunun 255 bin metrekaresi İstanbul'da ve toplamda 200 tane de şubesi var. Bu 200 şubenin içerisinde biz baktığımızda tek şubeyle 7. sıradayız büyüklük olarak markalar arasında. Biz bunu yayacağız. Şu anda bizim hedeflerimiz arasında Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler yani var. Artı Almanya tarafı daha var. Daha az inşaat yaparak daha çok insana servis vermek tabii, değil mi? Tabii. Daha az konut yaparak daha çok insanın kesinlikle konut ihtiyacını karşılamak. Bence burada biraz çok güzel bir kelimemiz var. O paylaşım, paylaşmak, dönüşümlü kullanmak, devre mülk diyebilirsiniz. Devre mülk de çok güzel kelimeymiş güzel bu arada devre ya. Mülk. Devre mülk güzel kelimeymiş. Paylaşım da çok güzel bir kelime.
Hazır ofis de çok güzel bir kelime. Hazır ofis ama hani içinde paylaşımı çok barındırmıyor da bana şey gibi geliyor hazır ofis. Ya gel hazır her şey gel al çantanı gel gibi. Geleneksel gibi. Ofis kiralamanın aslında hazır evet. hali bu. Yani bugün gelenekselin hazır hali. Çin yemeklerinde en çok kullanılan şey ne? Yumurta. Adam çırpılmış yumurta satıyor. Hazır olarak bunu bir endüstri haline getirmiş. Çırpılmış yumurta satıyor. Biz de hazır ofis veriyoruz. Geleneksel olarak git bir yeri kirala. Boyasını, badanasını yap, dekorasyonunu yap, getir oraya bir sürü mobilya koy, elektrik aboneliği yap vesaire. Bunların hepsinden sıyrıl diyoruz. Al bilgisayarını gel, abonelik yapma, mobilya alma, dekorasyon yapma. Her şey orada hazır. Bunun adı aslında endüstri. Evet, mesela işte inekten sütü sağ, yoğurt yap. Bu doğal yaşam. Hı hı. Markete git, sütü al, yoğurt yap. Bu hibrit yaşam. Hı hı. Siz diyorsunuz ki hiç uğraşma, yoğurdu evet. al ye. Değil mi? Yoğurt burada. İşte bu, aynen. bu sizin yaptığınızda işte evet. buna da endüstri evet. deniyor. Aynen. Bu hakkını da teslim edelim. Bu bizim Serdar Öztürk hocamızın tanımlamasıdır. Hocayla da zaten program yaptık yapacağız. O yüzden onun da adını analım. Çok güzel yani doğal doğrudur. Yaşam, hibrit tabii. yaşam ve endüstriyel yaşam. Doğrudur. Peki nasıl bitirelim? Şöyle sözlükle bitirelim. Eksik bir şey kalmasın. Yok, sözlükle çok güzel bir hamle. Kesinlikle. Çok güzel bir başlangıç. Bir taş attık resmen. Evet ama sözlüğün de geliştirilmeye devamına çok ihtiyaç var. Çünkü çok kelime. Evet. Kim bilir ne kelimeler çıkıyor. Tabii de o ne, çok. Ben bazılarının İngilizcesini hiç anlamıyorum. Çünkü konuyu bilmediğim onu için. Onu zaten sadece koyanlar aslında Ender Bey'in dediği gibi koyanlar anlıyor jargon, kullanıldıkça. Jargon evet, oluyor bir tabii. Şey oluyor, literatür oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim hızlı birincisi bu gerçekten. İlk kurşun öyle söyleyelim. Bizim kabaca öngördüğümüz yaklaşık her yıl ama bilemediğiniz ikinci yılda muhakkak bunun güncellenmesi bizim kararlarımızdan biri. İkincisi hedef anlaşılabilir hale gelmesi için yayılması. Bir taraftan eğitim tarafında çok ciddi üniversiteler olsun, kanikülar olsun. Hem biz açılıyoruz ama bu arada endüstride de İş dünyasında da yine aynı bunların konuşulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda 2024'te söylediğiniz gibi yarışma olabilir, başka etkinlik, kampanyalar olabilir. Buna sponsor olmak isteyen olabilir. Yani ben bu kitaptan alayım, şurada şöyle paylaşayım, şunu tanıtayım gibi. Bunları kelime, yapabiliriz. Kelime sponsorluğu bile olabilir. Evet. Örneğin inşaatla ilgili bir yabancı kelimemiz vardır. Hı-hı. Türkçe karşılığı bulamıyoruzdur. Bir inşaat şirketinin orada sponsor evet. olup genç arkadaşlarla aynen. o Türkçe kelimeyi üretmesine destek olması gerekebilir. Bu konuyla ilgilenenler, sektör, endüstri, iş dünyası, bireysel sadece derneğin içinde kapalı değiliz. Herkes bize ulaşabilir. Tabii tabii. Ulaşsınlar, Türkçe hepimizin, oturalım, Türkçe konuşalım. Hepimizin evet. derneğin değil Türkçe. Evet. Ve tabii Türkçe'ye çok ihtiyacımız olacak. Evet. Hele gelecekte Türkçe'ye daha çok ihtiyacımız olacak. Doğru orada diyorsun. Düşünce üretebilmemiz için bir kere Türkçe kelimelerle konuşmaya şimdi başlamamız lazım ki. Paylaşım kelimesi buradan çıktı. Aslında paylaşım ekonomisi diye bir şey var tabii zaten. Tabii paylaşım kurumlu. Ekonomisi. Benim profesyonel tarafımda elektrikli araçla uğraşıyorum. Paylaşımın olmadığı yer yok e-mobilitede. Yani evet. Carsharing diye bir şey var. Bir gün mesela. Onu konuşalım. Tamam. Bir gün elektrikli araçların çok şey var. Ortaya konuşayım. Koyduğu yeni yaşam biçiminin de uzmanı benim kullanıcı evet. olarak. Tamam. Siz orada ben siz burada var. Beraber ben karşılıklı yaşıyorum konuşuruz. Yani elektrikli tabii, tabii. araba kullanmak biraz yani 2023 çok yılında bir şey. Büyük bir karar. evet. Ve yaşamınız değişiyor. Kesinlikle. Ya şurada bir tabela gördüm sağa döneyim oraya gideyim diyemiyorsunuz. Dönemiyorsunuz. Rotanızdan şaşamazsınız yani çünkü bir sonraki evet. şarj istasyonuna gitmek zorundasınız. Ama o biliyor sizi nasıl götüreceğini. O biliyor da yalnız şimdi hava soğuk olunca da bilmiyor. Ona göre söylüyor. Alternatifini hava veriyor soğuk, bu soğuk. Hava soğuk olunca neyse bence neyse, emekleme dönemindeyiz. Evet. Her anlamda emekleme dönemindeyiz. Dijital uygarlık çağının kesinlikle. Emekleme dönemindeyiz. Başı hibrit bunun. Evet. Hibrit bir çağda biz yaşıyoruz. Yapılacak çok şey var. Her anlamda, teknolojik anlamda da çok şey var. Dil anlamında çok dilimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü biz
tehdit altındayız. Teknolojinin tehdidi altındayız. Evet. Her ikinize de çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.